Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrardan bir kamp ortamında buluşuyoruz. 3 aydır yoktuk ya. Nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlı. Gerçekten çok mükemmel bir ortam. Yani özlemişiz. Neden ortalıkta yoktuk? Bunun cevabı Küboş'ta. Yeni bir iş hayatına atıldık. Yani aynı sektördeyim ama firmayı değiştirdim. Deneme sürem vardı. Cumartesi günleri her hafta çalışıyordum. Bu süreçte kamp yapamadık. Ama yeni kamp konseptine hazırlandık. Yenilikler yaptık. Ve bugün de buraya geldiğimizde aslında tek elimizin böyle kara değeceğini hayal edip gelmedik. Kar kampları için hazırlık yapalım dedik. Etrafı kar basmadan görelim dedik. Fakat yani nasibimizde kar varmış. Çok yok ama çok güzel görselleri görme fırsatında bulunduk. Şimdi bakalım konumuza kurulacağız. Yeni konseptimizle bu kış boyunca sizlerle olacağız. Son videolarımız Dekamp karavan ne oldu biliyorsunuz. Birçoğunuz da artık karavana mı geçiyorsunuz, neden çadırınızı sattınız gibi söylemlerde bulundu. Bu kış konseptine yeni çadırımızla başlıyoruz. Ya ben çok heyecanlıyım. Vallahi ben de heyecanlıyım. Bir önceki çadırımızla hiç alakası yok. Yani yaklaşık bir senedir çadır üreten bir firmadan çadırımızı aldık. Geçen sene başında da konuşmuştuk. Fakat Nurgaz'ın çadırını kullandığımız için geçiş yapmamıştık. Bu sene farklı bir konsept olması için tercih ettik diyelim. Şimdi biz yeni konseptimizle kurulmaya geçelim. Hava gerçekten soğuk. Yani şu anda Ocak, Şubat ayındaymış gibi bir hava var. Şimdi sizleri videomuzla baş başa bırakıyoruz. Hadi birlikte çadırımızı kuralım. Hadi. Geçelim. Ben de üşüyorum. Gel bakalım. Böyle mi? Sana doğru, ayağına doğru. Tamam sanki. Tamam. Birazcık eğimli gibi olacağız ama. Olsun aşkım. Yatak buraya doğru. Problem değil. Yapacak bir şey yok. Hadi sen git, ben şeyi pompayı alıp geliyorum. Hop. Tamam.
gözüksün, tamam. Ne yapalım artık. O kadar olacak ya. Halıları getirir misin? Çok soğuk. Geliyorum. Ay. Ayaklarım soğuk değil, bilmiyorum, yerden çekiyor, yerde soğuk olabilir ama bakalım, şey, öne doğru koymayacak mı kadın? Öne pislik gelirse diye. Ayarlayacağız şimdi. Şey, şu köşeye sandık koyarız gibime geliyor. Şuraya. Bakarız. Evet, ne durumdayız? Bu oluyoruz. Maşallah, olmuşuz bile. Oh, şuraya uzanıp uyumak istiyorum şu an. Ben de. Gecenin ikisinde çıkarsak yola olacağı bu. Olacağı bu. Tamam. Oldu.
Evet, nihayet kurulduk. Hızlıca kahvaltımızı hazırladık. Çünkü buraya gelmek için gecenin 2.30'unda yola çıktık değil mi? 2.30-2.45 gibi yola çıktık. Yani Bolu'da birkaç yere uğradık söylediğimiz gibi. Kar kamplarında gelmemiz için böyle nokta atış yapabilmemiz için birkaç konum belirledik. Ondan sonra buraya geldik 3. durak olarak ve çok acıkmıştık. Hızlıca kurulduk ve açlığımızın derdine düştük. Ki boşum ilk lokmayı attı bile. Ellerine sağlık. Ay, elimize sağlık. Biz yavaştan yemeğe koyuluyoruz. Ondan sonra da biraz dolaşıp da etrafı keşfederiz. Hep birlikte biraz da istirahat ederiz. Sonra daha gece uzun. Yok yani. Koyduğumuz şeylerin tuzu eksik gibi. Evet. Dinlenelim derken biraz fazla kaçırmışız uykuyu. Yani sobanın sıcaklığı, dışarısının soğukluğu derken bir baktık saat 4 olmuş. Yani havanın iyice kararmasına nereden baksanız 1,5 saat falan var. Biz de hızlıca çıkalım. Birazcık yanımızda getirdik tabii odun ama dışarıdan da biraz odun temin edelim dedik. Yanımızdakileri iyice tüketmemek amaçlı. Hazır çıkmışken şöyle her zamanki gibi ufaktan bir mıntıka temizliğini de yapalım. O şekilde dolaşalım ve etrafı o şekilde hem sizlere temiz gösterelim hem biz de temiz görelim. Çok da orman içinde değil aslında. Hemen şöyle yakında bir tane devrilmiş ince dallı bir tane ağaç var. Şuna doğru bir ilerleyelim. Kesmişler de yani sürükleyip kesmişler muhtemelen. Kaç dakika alalım? Dur bakayım. Akşam ateşi için Küboş'un stoğu. Biraz daha var, onları da almam gerekiyor. Hadi o zaman devam. Soba yanıyor, dur ne güzel sıcaktır içerisi değil mi? Kesinlikle. Burnumun ucu üşüdü. Tamam. Tamam mıyız? Onlar senin, başlıyor muyuz benim. Parçalamaya? Parçalamaya başlayalım. Hadi bakalım, kolay gelsin. Teşekkürler, sana da. Akşam dışarıda ateş yakmak için biraz odun topladık. Fakat içeride böyle gece uyandığımızda sobanın söndüğü zamanlarda hani sobayı birdenbire harlamak için biraz çıraya ihtiyacımız var. Çıra işi de bizde. Ki boşa bakıyor biraz. Severim.
Ver bakalım. Bunları nereye koyacağım bilemiyorum. Arkasına ya da önünde ya da önüne koy yere. Evet, akşam yemeğine başlıyor muyuz? Başlayalım. Başlayalım. Çok karardı hava. Geç bile kaldık. Hadi bakalım. Hayatımızda ilk defa bu yemek türünü ilk defa deneyeceğiz. Ve neyle biliyor musun? Minnoşumun bana almış olduğu ev hediyesiyle. Kıyamam kullanmaya dedim ilk gördüğümde. Eda da söylemiş kıyamam kullanmaya diye. Volkan da diyor ki kıyacaksın tabii ki diyor. Nasıl kıyamam diyor. E kıyacağız tabii. Ama çok kendi güzel. Paramızla mı aldık? Niye kıymayalım? Ama çok güzel. Hadi bakalım inşallah sobada verimli bir şekilde kullanabiliriz. Evet. O konu bizi çok üzüyor ya. Şu sobanın üstüne ateş değmediği için aradaki fırın tarafında bir ısı kaybı oluyor. Bakalım deneyeceğiz, göreceğiz uzun bir aradan sonra. Öyle. Güzel olmuş ama benim wow dediğim bir balık türü değil. Yani deniz mahsulü değil. Evet, biz akşam yemeğine geçiyoruz. Yemeklerimizi hazırladık. Biraz uzun sürdü ama değdi diyebiliriz. Göz hakkınızı helal edin. Yemekten sonra tekrardan görüşürüz. Çok güzel olmuş bu var ya. Sen seviyorsun ya, sana yaptım. Wondering if thousands of miles away, the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest when I'll start a brand new day. When the moon is shining, I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling, da-da-da-da. Oh, today I am time traveling. Evet, yemek sonrası birazcık uzandık, dinlendik, müzik eşliğinde istirahat ettik. Yavaş yavaş uykumuz da gelmek üzere. Biraz da böyle sinema keyfi yapıp film izleyerek yavaştan uykuya geçeceğiz. Sabah tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi geceler diliyoruz. İyi geceler. Kapatalım burayı. Geldir böyle.
Ben ormanın gözleriyim. Hem geçmişi görebiliyorum, hem de geleceği. Herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın. Gecemiz gerçekten çok soğuk geçti. Şu anda her yer sanki böyle hani kar çiselemiş de yer kar tutmuş gibi. Öğleden sonra geçiyor ama bu dün de böyleydi. Evet. Yani dışarıya çıktığınız gibi direkt donuyorsunuz yani. Terlikle çıkıyoruz zaten pratik olsun diye. İlk başta ayaklarımız donuyor. Bir an önce kendimizi çadıra attık. Tekrardan sabah görüntülerini alıp birazcık da odun topladık tekrardan. Şimdi biraz günü yaşama zamanı. Yardım lazım mı? Değil. Değil mi? Şu soğanı koydum ama. Tamam. İçeri mi alsak? Al içine. Altına mı? Hı-hı. Bence de. Daha çabuk olur. Ne yapıyoruz onunla? Yapacağım bir şey. İşte sana canım. Hadi bakalım. Aç bırakmam seni, korkma. Hiç karıştırdın mı tatlım? Karıştırdım az önce. Nasıl bakayım? Karıştırıp koydum. Sert daha. Hmm. Göstereyim mi? Yok. Gör hadi, merakın gitsin. Sulanıyor. Evet. Kapağını verin, bekle. Hop. Bir tencere yıkanmadan 3 kere nasıl kullanılır? Al bakalım. Ben emekliye ayrılıyorum. Aşçıyım ben de. Aşçısın sen. Aşçısın sen, aşçı kal. Ay. Aa. Oh. Kebap. Kebap. Sende keyif kimse de yok. Çok acıktım. Kübra'nın doğaçlama yemeği. Yumurta yoktu, kaşar peynir koyduk. Ekmekleri sürüyorum ben de. Dur falan. Ben sürüneyim. Bekle. Elin almasın. Yok, o kadar.
Haydi bakalım. Öyle ekmekler değildi. Çıktı mı? Tamamız. Nasıldı? Bak ya, yap şöyle olacak ha, ki. Tamam. Tamam. Azıcık eğimin olsun. Ne olacak? Bak bakalım tadına nasıl olmuş. Bakın. Ay, çok sıcak görünüyor. Güzel mi? Biz kahvaltıya başlıyoruz. Yani bu görüntüler için gerçekten göz aklınızı helal edin. Yani bazıları sevmiyor, bazıları çok seviyor. Biz de severek paylaşıyoruz açıkçası. Şimdi biz kahvaltıya geçelim. Sonrasında tekrardan burada olacağız. Favorimiz bu olur artık. Biraz sıcak mı soğuk? Dışarısı üşümüş. İçerisine girecek başka bir şey. Başka bir şey bulamıyorum, yok. Ben de bulamıyorum şu anda. Kalsın. Hı, şunu koyacaktım. Hı, giriyor mu? En üstte kalıyor. Tamam. Hı, güzel. Bu şekilde. Süper.
kampın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Nasıl hissediyorsun aktarıcı? Valla son zamanlarda yapmış olduğumuz en keyifli kamplardan biriydi. En son geçen kış böyle kar kampında bu kadar keyif almıştım. Evet. Sobalı çadırı özlemişiz. Evet. Yani bu kış böyle doya doya kamp yapacağımıza inanıyorum bu çadır ve sobayla. Bakalım zaman bize neler gösterecek, nerelere gideceğiz. Yani bu çadırın en böyle artısı bu kadar kazık çakmama derdi oldu. En büyük artısı birincisi pencerelerin olması. Biz bir önceki çadırımızda içerisine girdiğimizde böyle 360 derece kapalı bir yuvaya giriyorduk ve dışarısını neredeyse hiç görmüyorduk. Sadece ufak bir yani öndeki üçgen kapıdan dışarısını görebiliyorduk. Bunda 360 derece çevreyi görmemiz hani dışarıda oturmasak bile bizi dışarıdaymış gibi hissettirdi. Deme öyle deme. Dün geceki ses camdan biri bizi seyrediyordu. Evet dışarıdan birisi bizi muhtemelen gördü. Birisi dediğimiz yani, canlı hayvan arkadaşlarımızdan hayvan. Doğadaki bir hırıltı sesi duyduk ama ben ışık yakana kadar bir şey yapana kadar tabii ortalıktan yok oldu. Merak ediyor doğal olarak gelmişiz ortamına kurulmuşuz. Ne var burada diye yaklaşıyorlar. Bunu da yapacak bir şey yok yani. Bunu bilerek geliyoruz. Anlık olarak yaşıyoruz tabii. Bunları sizlerle paylaşamıyoruz. Görselleri çekmemiz mümkün olmuyor. Tabii o an 7/24 kameranın kurulu olması lazım ki o kamerada o sesi yakalasın ama biz onu anlık olarak yaşıyoruz işte. Şu an çadırda böyle 3 kere tavaf etme işim beni yormadı. Kazıklar yani, için. Tabii 4 tane kabaca 4 tane köşelere kazık çakıyorsunuz. 4 tane de iplerine kazık çakıyorsunuz. Toplam 8 kazık çakılıyor. Tente kısmı var. Hani onu açmadık. Tenteyi yağmur veya kar yağmadığı sürece hatta karda bile açılmaz muhtemelen. Çünkü çok kar yağmur gibi olunca, ıslatmıyor. Evet. Ama yağmurda açılabilir kapı önü ve terlikler evet. ıslanmasın diye. Onu da yaşayacağız. Göreceğiz ilerleyen kamplarda. İlla yağmura denk geliriz. Bu videoda bizden bu kadar. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Kullanmış olduğumuz ekipmanların linkini de sizler için aşağıya bırakıyorum. Yine de sormak istediğiniz, yorumlamak istediğiniz şeyler olursa videonun altında yorumlarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Alayım anahtarı. Hadi bakalım. Şoföre teslim.